Suriyeliler geldi, Afganlılar geldi. O kadar çok Afganlı geldi ki resmen bizim Türkleri çalıştırmıyorlar, Suriyeli ve Afganlıları çalıştırıyorlar. İş yok arkadaşım, iş yok. Bütün üniversite mezunu çocuklar boş. Bence Kayseri halkının pek çalışma niyeti yok diye düşünüyorum. Türkiye'de Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı. Açıklanan rakamlara göre Haziran ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre düşüş yaşadı. Bakalım vatandaşlar Kayseri'deki iş olanakları hakkında neler düşünüyor? Gençlerimiz çok para istiyor, rahat yaşam istiyor. Yani işverenler de işçi bulamıyor. Özellikle bu işin, ben de bir işverenim bu arada, mobilyacıyım. Alt zeminden insanlar yetişmediği için, daha doğrusu bunu ilkokul, ortaokul seviyesine inelim. Biz çocukken öyleydi. Ne yapardık? Gider bir okumazsak bir sanat veya zanaatkar ol diye, değil mi? Şimdiki aileler ne yapıyor? Çocuklarımız okusun. Çocuklarımız şöyle olsun, çocuklarımız böyle olsun. Kardeşim fayansı kim yapacak? Boyayı kim yapacak? Alçıyı kim yapacak? Mobilyayı kim yapacak? Değil mi? İnşaatlarda kim çalışacak? Bu rahatlığın getirdiği özgüvenden dolayı gençler şimdi zorlanıyor. Sebat yok. Sanat öğrenme yarenliği zaten yok. Hedef para, madde. Anladın mı dostum benim? Öyle olunca isterseniz bu şekilde olaylar oluşuyor. Gençlerimiz bizim 90'lı yıllarda olduğu gibi sebat edip ilerisinde kendini kurtaracak bir sanata sahiplenseydi böyle bir şeyler olmaz. Ben öyle bakıyorum olaylara. Gerçekten benim işim, hani mesleğim var ama olmayanlar için çok üzücü bir durumdayız şu anda. Ekonomi berbat durumda. Yani düşünemiyorum. Ekonomi battı, Türkiye çok kötü. Çünkü neden kötü? Yurt dışında maaşlar burada 1000 euro ile geliyor, 10 bin TL yapıyor. Bence ekonomi berbat durumda. Peki sizler Kayseri'de iş bulmakta kolay zorluk yaşadınız mı hiç? Önce zorluk yaşıyordum ama şu an estetisyen olduğum için, hani güzellik merkezlerinde çalıştığım için sıkıntı yaşamıyorum. Ama başkaları için üzülüyorum, diğer çalışanlar için. Bedava çalışıyorlar. Suriyeliler geldi, Afganlılar geldi. O kadar çok Afganlı geldi ki resmen bizim Türkleri çalıştırmıyorlar, Suriyeli ve Afganlıları çalıştırıyorlar. Biz buna karşıyız, ben istemiyorum ülkemde. Hani geliyorlar, taciz ediyorlar, tecavüz ediyorlar bizim kızlarımıza. Ne oldukları belirsiz, hiçbir ülke almıyor, Türkiye alıyor. Neden? Ben istemiyorum Afganlı, Suriyeli de istemiyorum. Bence alınmaması lazım. Daha bizim Türk milletin asgari ücretle zaten hiçbir ev geçinmiyor. Ha, geçinebilen var mı? Yok. Bir eve bir maaş girse hiç kimse geçinemiyor. Bir eve 2-3 maaş girmesi lazım. Zor geçiniyorlar. Gelmiş bir de Afganlılar. Ne de olsa Afganlılar ucuza çalışıyor diye. Suriyeliler ucuza çalışıyor diye onları çalıştırıyor. Bizim Türk milletini çalıştırmıyorlar. Ben bunu sonuna kadar karşıyım. Çok kötü ya. Gelmesin. İstemiyoruz biz Afganlıları. Suriyelileri istemiyoruz. Ha, burası Türkiye Cumhuriyeti. Emin olun Suriye'de daha az Suriyeli vardır. Burada bakın bir sürü gençler var, hepsi Suriyeli. Elini kolunu sallayıp geziyorlar, biz sonuna kadar karşıyız. Bence gitmeliler, bu kadar. Ekonomi zaten berbat durumda. 2023 zaten, bence 2023 çok güzel olacak. Ben inanıyorum. Vallahi pek büyük bir tecrübem yok ama yani çalışmak isteyene sanki iş var gibi burada. Ama çalışmak istemeyen zaten boş. Sizler yurt dışından geldiğinizi söylediniz. Peki yurt dışında iş olanakları ne durumda? Yurt dışında da aynı. Yani diyelim bir fabrikada çalışıyorsanız aynı, burada nasıl asgari ücretle çalışıyorsanız orada da aynı. Ama inşaat sektöründe çalışıyorsanız biraz farklı. Yani iş ne kadar zor olursa o kadar ücreti de pahalı yani. Fabrika türü işleri tercih edersen, yani basit işleri tercih edersen tabii aldığınız ücret de ona göre. Peki sizler hiç Türkiye'ye çalışmayı düşündünüz mü? Aslında benim gönlüm Türkiye'de yaşamak ama çoluğum çocuğum orada büyüdüğü için, orada doğduğu için tercih etmiyorlar. Mecburen ben de yalnız tek karar alma şansım yok. Çünkü aileyi ya bozacaksın, dağıtacaksın ya da beraber yaşayacaksın. Çoğunluk ne istiyorsa biz de onu istiyoruz yani. Vallahi ben şu anda Sarıolan'da yaşıyorum. Ben çiftçiyim. Yani bu konuda aşırı bir bilgiye sahip değilim. Ama çiftçi olarak düşünürsek girdiler eskiye nazaran biraz fazla. Biraz değil, bayağı iki katına vurdu.
biraz sıkıntı yaşıyor için açığı. Ama sonu ne olur bilemiyor. Merakla bekliyor. Peki ne tür sıkıntılar yaşıyorsunuz çiftçi olarak Kayseri'de? Dediğim gibi girdiler, maliyetler bayağı yükseldi, girdi maliyetleri. Kuraklıktan dolayı da ürün verimi düşüktü. İşte ikisi bir araya gelince sıkıntı çoğaldı. İş yok arkadaşım, iş yok. Bütün üniversite mezunu çocuklar boş. Yani işsizlik oranı istatistiklerde açıklananlar gibi değil bence yani. İnandırıcı değil, ben bunlara inanmıyorum. Böyle bir şey yok yani. Daha fazla işsizlik oranı daha yüksek yani. Bu kadar. Peki Kayseri'de kendinize göre iş bulabiliyor musunuz? Ben çalışanım ama evde iki tane üniversite mezunu kızım var, iş bulamıyorlar. Neden bulamıyorlar? Yok ki, iş yok. İş yok, üniversite mezunu diplomalı sokakta geziyor. İş yok yani. Peki bunu nasıl düzeltebiliriz sizce? Valla onu büyüklerimiz bilir, biz nereden bilelim? Bizim seçtiklerimiz de onları bilir yani. Bizim seçtiklerimiz konuşması lazım, onlar ayarlaması lazım. Valla Kayseri'de, ben Kayseri'de kalmıyorum. Yurt dışında kaldığımdan Kayseri ziyaretine geliyorum, gezmiyor. Kayseri güzel bir memleket. Peki Kayseri'nin iş olanaklarını biliyor musunuz? Vallahi işlerini bilmiyorum iyice, yalan söylemiyorum şimdi. Ama iş imkanları biraz kısıtlama vardır böyle. Kısıtlama var. Korona dolayısıyla. O dolayısıyla kısıtlama var biraz tabii. Biraz da bağlılık da var. Onu biraz ekonomi sallıyor. Başka bir şey yok yani Kayseri'de. Peki siz hangi ülkeden geliyorsunuz? Ben Danimarka'dan geliyorum. Şimdi orada da aynısı var bir korona şeyleri. İşsizlik orada da var. Yani dünya hep salladı Avrupa'nın. Amerika'sını, İtalya'sını, Fransa'nın hepsini salladı yani bu korona şeyleri. Orada da iş krizi var. Orada da artmış şeyler fazla, artışlar. Allah sonumuzu yardım etsin yani. Korunmak lazım kendimiz. Bence Kayseri halkının pek çalışma niyeti yok diye düşünüyorum. Yani iş var ama kendim gördüğüm kadarıyla daha çok Suriyeliler çalışıyor ve çalışmayı pek sevmiyorlar diye düşünüyorum kendi açımdan. Siz de yurt dışından gelmiştiniz. Evet. Geldiğiniz ülkede durumlar nasıl? İş olanakları iyi. Yani ben kendim İsviçre'de çalışıyorum Red Bull'da. Reklam oluyorum bilmiyorum ama. Ama yani iş çalışanı her zaman iş var. Yani onu düşünüyorum ben kendim açıkçası. Ama yani bilmiyorum. Çünkü baktığınız zaman yani her dükkanın en azından önünde eleman alınır. Tabii ki asgari ücret çok düşük bir rakam. Ama biraz da nasıl diyeyim? Olanın kıymetini bilmek lazım yani. Peki hiç Türkiye'ye çalışmayı düşündünüz mü? Hiç düşünmedim. Çalıştım ama düşünmüyorum yani. Neden düşünmüyorsunuz? Ya ben parasal yönünden değil, insanlık yönünden düşünmüyorum. Yani ben kendim çalıştım Türkiye'de, tekstil sektöründe çalıştım ama düşünmüyorum. Doğma büyüme Avustralyalıyım bu arada. Yani Türkiye'ye geldim, çalıştım, geri gittim. Yani neden geriye gittiniz? Ben insanlık yönünden yani eşim de biliyor. İnsanlar yani halk biraz insanlık yani kimseye sırtını dönemiyorsun açıkçası bunun yüzünden. Yoksa ekonomik durumdan değil. Çünkü ben açlıktan ölen kimse görmedim Türkiye'de.